Abi belirli bir kitle ve yaş grubu var. Hiçbir türlü fark etmiyor. Her şeyden örnekler verip, bahane ve manalar üretip, lafı döndürüp dolaştırıp Atatürk'e getiriyorlar. Ve her fırsatta Atatürk'ü götürüyorlar. Yeminle sinirden çatlıyorum. Cahil insanla muhatap dahil olmam. Takmam, laf anlatmaya da çalışmam. Zaten o ayrı bir konu. Ama geçen bir yorum gördüm Atatürk'ün videosunun altında. Yeminle sinirden çatladım. Hayır, ona uyup çok pis söveceğim, o olacak. Ama böyle insanların yüzü bile kızarmaz. O küfürden, hakaretten utanmazlar bile. Yeminle aklıma geldikçe çıldırıyorum. Adam yazmış. Yok Atatürk olmasaydı analarımızı Yunanlılar sikermiş de, İngilizler sikermiş de, yok Amerikalılar sikermiş. Atatürk bu ülkeye ne yaptı? Türkler savaştı, savaşı kazandı. Sizin analarınız sikilmeye meraklısa onu bilemem. Bizimkiler namuslu, öyle herkese vermez, kimseye vermez. Sizinkiler orospusa onu bilemem deyip bir dünya yazı yazmış. Ulan orospu çocuğu. Atatürk olmasaydı o savaşta, o öngörüleri görmeseydi, savaş stratejilerini uygulamasaydı ve bunun gibi birçok şeyi yapmasaydı, anan bin namuslu olsun, o savaş kazanılmasaydı, o ananı babanın ve tüm sülalenin önünde zorla sikip izletirlerdi. Hatta anan yetmez, bacını bile sikerlerdi. Şu an bulunduğun ülke Suriye'den beter bir konumda olurdu. Daha beter olurdu. Ulan dile kolay, 1915'te 250 bin şehit vermişik ve o Çanakkale'yi gene geçememişler. Eğer bugün o kadar şehitimiz varsa ve o kadar insan öldüse ve bu savaş kazanıldıysa, bil ki Atatürk'ün bunda bir payı var. O kadar savaş stratejilerini boşuna uygulamadı. Dile kolay ya, 1915'te 250 bin şehit vermişik. Çanakkale'yi gene de geçememişler. Ve o savaşı her türlü kazanmışık. O savaşı nasıl kazandık biliyor musunuz? Tarih okuyanlar bilir ancak. Bırak mermiyi, yemeye içmeye suyumuz, ekmeğimiz bile yoktu. Atacak mermimiz bile yoktu. Süngülerle, bıçaklarla, taşlarla, sopalarla kazandık o savaşı. Dile kolay, hiçbir şeyimiz yoktu ve karşımızda bize 7 tane ülke saldırmıştı. Ve biz o savaşı kazandık. Eğer şu an o savaşı kazanmasaydık, rahat hareket bile edemezdin. Sırf Müslümansın diye seni köle gibi kullanırlardı. O savaş kazanılmasaydı. Hatta sen bile olmazdın belki de. Herkes Türklere benzemez. Savaşı kazanınca Türkler kimseye zarar vermezdi. Dinine, ırkına, cinsiyetine bakmazdı. Olduğu gibi yaşantınıza devam edin derdi. Örnek vermek gerekirse Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde böyle demişti. Ve buna benzer birçok olay tarihimizde var. Açın kitapları, bakın. Savaşı kazandık mı geri kalan köylüye, halka zarar vermezdik. Ama diğer toplumlar savaşı kazandı mı, tarihte çok örneği var. İlla köylere, şehirlere saldırıp insanları zevkine öldürüp köle gibi kullanıp orospu muamelesi yaparak zorla tecavüz ederlerdi. Ya kime ne anlatıyorum ki ben? Şimdi ben buna Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarını anlatmaya kalksam bitmez. Ve zaten de anlamaz. Ama Atatürk'ün yaptığı bazı şeyleri gene de anlatayım ben sana. Cumhuriyeti kurdu. Saltanatı kaldırdı. Seçme, seçilme hakkı verdi. Kadınlara eşitlik hakkı verdi. Kadınlar erkeklerle aynı haklara sahiptir dedi. Bundan sonra başınızdaki kişiyi siz seçeceksiniz dedi. Kadın da erkek de oy kullanacak dedi. Dedi de dedi. Bir dünya şey yaptı. Ama ben sana ne anlatsam boş. Böyle orospu çocuklarına yazmaya bile değmez. Bak yine sinir oldum ya. Her aklıma geldiğinde doluyorum. Ulan aslında sana diyecek çok şeyim var da. Neyse, o da bende kalsın. Cahil insana laf anlatmak çok zor.